Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün ama iki önemli, değerli meslektaşım var. Yavaş yavaş onları ekrana alayım. Fırsat buldukça, hedefimiz her hafta ama fırsat buldukça özellikle sivil havacılık konularını beraber masaya yatıracağız. Peki, kim bu arkadaşlarımız? Önce Muhammed'i alayım. Muhammed Yılmaz, uzun yıllar beraber çalıştığımız uçak mühendisi kendisi. Bizden biraz ayrılıyor, profesyonel çünkü bir havacılıkla ilgili bir mesleği var. Ve bir başka değerli gazeteci arkadaşım Murat Herdem. 3 arkadaş olarak biz birçok organizasyona beraber gidiyoruz. Sektörün biraz sivil tarafının beraber sizlerle birlikte haftalık nabzını tutacağız. Fikirlerimizi söyleyeceğiz. Farklı bir bakış sunacağız. Çünkü son dönemlerde özellikle biraz sivil havacılık konusunda hem sektör çok hızlı gelişiyor. Biraz da yorum yapmak gerekiyor. Biraz da iç planlarını söylemek gerekiyor. Ben hemen ilk manşet konumuza girelim. Gerçekten çok güncel bir konu. Türk Hava Yolları'nın yaşadığı önceki gece yaklaşık 3,5-4 saate yakın tüm seferler İstanbul çıkışlı İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen'den uçuşlar durdu ve çok büyük bir havacılık yazılımı adeta sistem çöktü. İşte siber saldırı mı oldu, bilgi sistemleri mi çöktü, neler oldu, neler yapıldı? Epey bu konuyla ilgili doğru bilgiye doğru beraber bir yolculuk yapacağız. Muhammed ve Murat, hepiniz hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk, iyi bulduk, yayınlar. hayırlı olsun. İyi yayınlar Hadi şimdilik bakalım. size. Yeni bir konsepte başlıyoruz. YouTube'da çok seviliyor bu tür uzman yorumları ve farklı farklı bilgiler ortaya koyacağız. Çok teşekkürler. Sizler de böyle bir bu fikri ortaya attım ve kabul ettiğiniz için. Önce Murat'tan başlayalım. Murat, Troya sistemi mi çöktü? Neler oldu? Biraz senden arka plan bilgisi alalım. Aslında o gün 16:30 civarı bana mesaj geldi. İlk olay orada zaten koptu. Mobil sisteme erişimin sağlanamadığı şeklinde bana bir bildirim geldi bir arkadaşımdan. Sonrasında ben sadece mobil uygulamada bir sorun olduğunu zannettim ama olayın aslında bambaşkaymış ve bütün Türk Hava Yolları'nın bilişim altyapısında genel bir sorun yaşanmış. Tabii kamuoyunda bu bilet satışlarının durması, işte ne bileyim siber saldırı olasılığını gündeme getirdi ama bunun tabii araştırmalar sonucunda bir siber saldırı olmadığı en azından resmi kaynaklardan açıklandı. Tabii biliyorsunuz havayolu şirketlerinin bu ölçekteki, büyüklükteki bir havayolu şirketinin en önemli, daha doğrusu mahremi bilişim altyapısı. Türk Hava Yolları da bunu birkaç yıl önce biliyorsunuz özellikle taşeron etti. Yani bir taşeron altyapı ayırdı. Çünkü orada gerçekten kaliteli kadrolarla çalışmanız ve altyapıya ciddi anlamda yatırım yapmanız gerekiyor. Bu işin pardonu olmuyor. Çünkü milyonlarca dolar bir günde kaybedebiliyorsunuz. Yakın geçmişte bunu birçok havayolu şirketi yaşadı. En son Nisan ayında Southwest yaşadı. Bir gecede 1700 uçuş iptal oldu. Yani bir günde bir iki günlük periyotta ciddi anlamda hem yolcular tarafından reputasyon anlamında kaybı var hem de ciddi anlamda maliyet getiren bir konu. Dolayısıyla havayolu şirketlerinin hem bilişim altyapısına hem de insan kaynakları kalitesine bu anlamda dikkat etmesi gerekiyor. İşte az önce söylediğim gibi bu taşeron şirketlerden oluşturuldu. Çünkü pandemi döneminde Türk Hava Yolları çok ciddi anlamda bilgi işlem çalışanını kaybetti. Yani sanal değil, e-ticaret siteleri çok ciddi anlamda Türk Hava Yolları'ndan transferler yaptı. Hem de çok ciddi paralara transferler yaptı. Ve böyle olunca Türk Hava Yolları çalışanları elinde tutabilmek için alternatif bir metot uygulama yoluna gitti. Ve bünyeyi ayırarak onlara daha flexible, yani daha böyle rahat çalışabilir konuma getirmek ve belki de daha maaş avantajı sunma olasılığını artırmak için böyle bir metot denedi. Bu tabii tek başına yeterli miydi? Gördüğümüz gibi yeterli olmadı. Sonuçta burada bir aksaklık yaşandı. Hızlı da müdahale edilse milyonlarca dolarlık bir gelir kaybı oldu. Kamuoyunda Troya sisteminin bir arıza yaşadığı söylense de benim kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Troya'nın ana sisteminde herhangi bir sorun yok. Onu besleyen sistemlerde yaşanan sorundan kaynaklı bir aksaklık olduğunu öğrendim. Onu da düzeltmekte fayda var. Ben böyle bir giriş yapayım.
Şimdi tabii bu sistem o kadar önemli ki biz bilet alıyoruz. Rezervasyon üzerinde tutuluyor. Yer hizmetleri bu sistem üzerinde. Bagajı tartıyoruz, sisteme düşüyor. Gerçekten çok büyük. Bu havacılık IT konusunda da senin de dediğin gibi Türk Hava Yolları teknoloji değil mi? Şirketin, kurulan şirketin adı bu. Evet. Benzer bir problem savunma sektöründe var. Özellikle yazılımcılar bu e-ticaret sitelerinin artmasıyla birlikte yazılımcıları inanılmaz paralara transfer ediyorlar. Hatta ben de şöyle bir hikaye koyayım işin ortasına. Yabancı bir şirkete, örneğin Ankara'da oturuyor, gitmiyor Amerika'ya. Yabancı bir şirkete çalışıyor. Akşam 4 ile 8 arasında bu yabancı şirkete çok iyi bir dolar üzerinden maaş alıyor. Daha uzun çalışma imkanı olanlar da sabahtan işte 4'e kadar veya 3'e kadar çalışıp yerli bir şirkete hizmet verenler var. Bu konuda talep çok yüksek. Epey ciddi personel gitmiş durumda. İşte görüyorsunuz bu tür krizler yaşanıyor. Sen de anlattın ama ben de Muhammed'e sorayım. Muhammed, yurt dışında da hani bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Yurt dışında da bu tür olaylar sık sık meydana geliyor. Benim hatırladığım işin tabii bir uçuş planlama açısından ekip kısa kalmıştı. Southwest çok ciddi bir geçen sene bir problem yaşadı. Bu da bir sistemin parçası sonuçta. Lufthansa'nın, United'ın, British Airways'in benim hatırladığım krizleri var. Senin aklına geliyor mu bir şeyler? Southwest tabii çok daha yakın zamanda Nisan'da yaşandı biliyorsunuz. Nisan'da yaşanınca yaklaşık işte 1700 civarında uçuş ertelendi, iptal edildi. Milyonlarca insan uçuşlarını yapamadılar ya da çeşitli sebeplerle ertelemek zorunda kaldılar. Yani zaman zaman havayolu sistemlerinin tabii ki böyle çöktüğünü görüyoruz. Tabii milyonlarca dolarlık yaklaşık bir haftada falan yanlış hatırlamıyorsam operasyonlar tekrar normale dönebildi. Bir de şeyi söylemek lazım. 11 Ocak'ta da bu sene mesela NOTAM sistemi çöktü biliyorsunuz. FAA'nın NOTAM sistemi bir anda güncelleme yapılacağı söylendikten sonra bir süre çöktü. Ve Amerika Birleşik Devletleri hava sahasındaki uçaklar uzun bir süre operasyon yapamadılar. Yani bu gerçekten tüm hava sahasını etkileyecek kadar önemli bir problemdi. Binlerce uçuş iptal edildi ve temsilciler meclisi toplandı ne oluyor diye. Sonradan tabii ortaya çıktı. NOTAM sisteminin aslında çok daha zamanında güncellemesi gerekiyordu, güncellenmesi gerekiyordu. Çok ağır işleyen bir sistem. Pilotlar şikayetçi, bizle ilgili olmayan bir sürü bildirimler alıyoruz uçuş esnasında. İşte bu gelen bildirimlerin hangileri bizim uçuşumuzu ilgilendiriyor, hangisi ilgilendirmiyor bilemiyoruz. Çok ağır bir sistem, sürekli veri yüklemesi yapılıyor ve hiç de kullanıcı dostu olmayan bir arayüzü var diye. Tabii bu temsilciler meclisi toplanınca iş siyasi bir boyuta döndü. Neticede Amerikan hava sahasında bir saniyelik bir problem çok büyük milyonlarca dolarlık zarara sebep olabilen bir durum. NOTAM'daki problemin de bilgisayar sistemleri, donanım, yazılım hepsinin güncellenmesi için aslında 2012'de bir çalışma yapıldığı ortaya çıktı. Ama 2012'den beri bir türlü takvim defalarca ertelenmiş. Şu an için bu 11 Ocak'taki olaydan sonra da aslında 2030'a kadar bu işin tamamlanması gibi bir plan var. Ama tekrar sarkar mı 2030 ne kadar öngörülebilir bir tarih bilmiyorum ama sistemin problemleri devam ediyor. Pilotlar rahatsız, hava yolları ve dolayısıyla bundan rahatsız. Tekrardan böyle bir bütün sistemin çöktüğü, NOTAM sisteminin çöktüğü bir problem yaşanmak istemiyor. Tabii bu da bilmeyenler için çok kısaca söyleyelim. Havalimanları ile ilgili, uçuşlarla ilgili çok önemli anlık bildirimlerin yapıldığı bir sistem. Dolayısıyla sizin ineceğiniz havalimanında bir problem varsa, belki inmemenizi gerektirecek bir durum varsa, havalimanında bir kapatma varsa, geçtiğiniz yerde bir hava sahasında bir problem varsa bunlarla ilgili pilotlara anlık bilgiler verilen bir sistem. Böyle olunca bu NOTAM sistemindeki problemin yol açabileceği herhalde durumları tahmin etmek güç değil. Dediğiniz gibi yani Türk Hava Yolları'nda da böyle bir şey oldu ama bu yurt dışında dünyanın pek çok yerinde daha önce yaşadığımız bir sorun. Bilmiyorum. Lokal, sen başında da söyledin, yani İstanbul ve Sabiha Gökçen olarak açıklandı ama global bir sorundu aslında. Yani Türk Hava Yolları hiçbir noktada bırakın uçuş yapmayı, sistemlere erişmeyi, birbirlerine mail atılacakları sistem bile çöktüğü için ciddi anlamda global bir kriz yaşadı aslında Türk Hava Yolları. Sadece Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı olarak kısıtlamamak lazım. Ben o gece İstanbul Havalimanı'na gittim. Bütün geliş uçuşları, İstanbul'a gelecek bütün uçuşlar gecikmeliydi. Çünkü oralarda da aslında sistem gittiği için oralardaki uçuşlar da operasyonla, yani uçaklar da operasyona verilemedi. İşlemler yapılamadığı için ve gecikmeler yaşandı. Onu da eklemek lazım. Ben tabii şunu söylemek istiyorum. Resmi açıklama İstanbul çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edildiği için zaten Türk Hava Yolları'nın en büyük üssü İstanbul'la hem İstanbul Havalimanı Anadolu Jet tarafında da Sabiha Gökçen.
Oraya zaten bir problem olduğu zaman işte İzmir'i, Ankara'sı, Antalya'sı yaz sezonundan da çıktık. Daha az sayıya geliyor. O bilgiyi vermek istedim. Ve tabii ki Türk Hava Yolları bence bunu biraz ucuz atlattı. Yoğun bir yaz sezonunun tam ortasında meydana gelseydi, yani hafta içinde olması şanstı ama demek ki kriz hızlı bir şekilde müdahale edildi. 3,5 saatte bunu toparlamak gerçekten kolay değil. Devasa bir yapı Türk Hava Yolları. Hemen Türk Hava Yolları... Son bir şey söyleyeyim. Evet, yani mesela Notam'daki problemi ben biraz daha detaylı o dönem araştırmıştım. Dediler ki ya biz bu sisteme bakım yaparken bu bakım yapan şirket verileri silmiş yanlışlıkla. Silince tüm sistemler çöktü gibi toplumu rahatlatacak. Aslında bu işle ilgilenen, kafa yoran insanların sorunun ne olduğunu anlamasını sağlayacak bir açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları meselesiyle ilgili bildiğim kadarıyla yani siber saldırı olmadığına yönelik bir açıklama okudum ben ama yani gerçekten problem neydi? Neden bu yaşandı veya yaşanmaması için ne gibi aksiyonlar alınacakla ilgili ben resmi bir açıklama duymadım açıkçası. Eğer siz duyduysanız belki ben atlamış olabilirim. Bence bu tarz bir bu konuyla en azından ilgilenen kamuoyunu da bilgilendirme amaçlı olarak böyle bir açıklama yapsa sanki daha iyi olabilirdi. Yani Notam'daki problemi biliyorsak THY'deki olayı da 3 aşağı 5 yukarı bilmemizde bence fayda olabilir. Ben şey bekliyorum, yakın bir zamanda daha önceden bildiğim kadarıyla iptal edilmişti. Türk Hava Yolları'nın belki yeniden bir sistem kurmak üzere bir ihaleye çıkabilir. İşte dünyanın büyük bu konuda hizmet veren işte Amadeus var, Sabre var, Travelport var ki Türkiye'de de çok aktif bunlar herhalde. Önümüzdeki günler onlarla bir ortak bir adım veya ihale yenilenebilir. Hatırladığım kadarıyla da birkaç yıl evvel açılmış sanıyorum. Pandeminin ekonomik koşulları nedeniyle de iptal edilmişti. O konu bakalım çıkacak. Şimdi isterseniz Türk Hava Yolları'ndan devam edelim. Türk Hava Yolları'nın Haziran ayından beri beklediğimiz neredeyse 600 uçaklık bir uçak siparişi geliyor. IATA denli yok, Paris Air Show denli yok. Bekliyoruz. Kasım ayına geldik. Ve arada da Dubai Air Show, valla önden bir kiralamalar var ama benim anladığım kadarıyla biz tabii bir röportaj yapmadık Türk Hava Yolları'yla ama yurt dışında havacılık gazetecisi Kurt Hoffman'a hem Ahmet Bolat'ın hem de Murat Şeker'in CFO'su mali işlerin başında verdiği röportajlar anladığım kadarıyla bir kiralama operasyonunun gideceği şeklinde. 50 civarında uçak kiralanacak. Bunların yanlış rakam vermeyeyim 32'si tekrar kiralanmış durumda AeroCap şirketiyle olacak. Bir taraftan da tabii Türk Hava Yolları'nın niye bu kadar uzadı iş? Motor imalatçıları konusunda yaşanan problemler. Özellikle A320 Neo serisindeki Türk Hava Yolları Pratt & Whitney'i seçmişti. Pegasus da CFM şirketini seçmişti, CFMA'yı. Çok ciddi problem var. Ve Murat Şeker, Kurt Hoffman'a dedi ki 40'a yakın uçak 2024'te yere inebilir. Bu inanılmaz bir rakam. Filonun %10'u neredeyse. Bu şeyle ilgili uçak siparişinin gecikmesi ve kiralamalarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Murat istersen senden başlayalım. Aslında bu motor sorunu bugünün sorunu değil. Yani az önce söylediğin Haziran ayında sipariş vereceğini açıkladı resmi olarak. Seçimden önceydi zannedersem. Ama motor sorunu daha önceki süreçlerde başlayan ve bütün havayolu şirketlerine bu konuda bilgi verilmiş ve işte uçaklardaki işte motor sorununun ground'a sebep olacağı noktasında AD'ler yayınlanmıştı falan. Yani Bensalt motor sorununu siparişle özdeşleştirmek istemiyorum çünkü bu çok doğru bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Orada başka sebepler de, başka argümanlar da mutlaka vardır. Mevcut belki politik konular etkili olabilir. Pandemi beklentisi etkili olabilir. Onun dışında işte savaş ihtimali belki bu kararı biraz ötelemesinde etkili olabilir. Yani farklı parametreler bu siparişin ertelenmesi konusunda etkili olmuş olabilir ama sen de özetlediğin gibi bütün kurgu şu anda motor sorunun üzerine odaklanmış görünüyor. Ama dediğim gibi işte Hindistan'da biliyorsunuz Go First diye bir hava yolu şirketi onlarca uçağını yere indirdiği için bugün iflasın eşiğine geldi. Yani uçaklarını uçuracak motor bulamıyor ve iflas etmek üzere. Aynı şekilde Hindistan merkezi daha çok birçok havayolu şirketi Amerika'daki işte Spirit'te falan bir sürü uçak yerde, ground vaziyette bekliyor. Dünya genelinde 3200 adet uçağın 3000 tanesinin de az önce söylediğim gibi Türk Havalarındaki 40 adet olmak üzere
3000 uçak önümüzdeki süreçte yere indirilecek ve kapsamlı bir bakımdan geçecek. Bu bakım da öyle normal bir kısa sürede hani baktık bir şey yok devam et tarzına bir bakım değil. Yani her bir motorun minimum 250-300 gün kadar bakımda kalması gerekiyor. Dünya genelinde ve bunu da belli bir periyoda yayarak yapmak gerekiyor. 2026'ya kadar 3000 uçağı yere indirilecek ve tekrar kontrolden geçirilecek. Türk Havaları da kendi filosu ölçeğinde 429 uçağın 40'ını yere indirecek. Az önce söylediğim gibi bu da %10'a tekabül ediyor ki biz MAX krizini yaşadığımızda Türk Havaları'nın 12 uçağı ground edilmişti. Yani o zamanki şartlarda bugünkü yere indirilecek uçak sayısından 3 kat daha az. Daha 3 kattan daha az bir sayı aslında. Ama çok ciddi anlamda bir kriz yaşanmıştı. Global bir kriz yaşanmıştı ve bu daha sansasyonel bir boyuta ulaşmıştı. Ama Airbus ve motor üreticisi Pratt & Whitney bu işi zannedersem çok iyi yönetiyorlar ve çok daha böyle global ölçekli bir kriz söylentileri ortaya çıkmadan bu işi bir şekilde sessiz sakin hava şirketleriyle birebir temas halinde idare etmeye çalışıyorlar gibi görünüyor. Ama bu ölçekte yani 40 uçağa yere inen bir hava şirketinin ne kadar buna tahammül edeceğinde tahmin etmek zor değil. Bunun tabii ki de havayolu şirketleri açısından nasıl ki MAX'daki yere indirilen uçaklar için hava şirketleri Boeing'den ciddi anlamda tazminatlar aldı. Bu işin bir de tazminat boyutunun sonraki süreçte yaşanacağını da tahmin ediyorum. Türk Havaları'nda burada bu kozunu yani tazminat kozunu elinde bulundurduğunda söylemekte fayda var. Murat çok güzel noktaya temas etti. Çok ciddi sayıda uçak var. İşin bir küresel tarafı var. Bir Türk Hava Yolları'na yansıyan. Bir de galiba Muhammed sana soralım. Uçak mühendisi olarak bunu cevabı alalım senden. Bu motorların değişecek parçaları var. Ve bu parçaların imalatında da bir problem var. Yani normalde çok daha hızlı yapılacak bir işlem. Parçanın gelmemesi, sıraya girilmesi. Çünkü motor uçağın en pahalı parçası değil mi? Bir de en zor üretilen parçaların başında. Ya biraz böyle bir o parçalar niye zor, niye değişiyor? Biraz senden bir teknik yorum alalım. Şimdi orada şeyi söylemek lazım. Bir içerideki o özellikle türbin basınçlı bölgedeki parçalarda sistemin arızalanmasına sebep olabilecek metal tozlarında meydana gelen aslında çok fazla üzerinde yani böyle bir hatanın gerçekleşmesinin pek mümkün olmayacağı düşünülen bir yerde bir sürpriz bir yerde hata tespit edildi aslında. Bu işi zorlaştırıyor. İkincisi sizin de söylediğiniz gibi yani pandemi süreciyle beraber tedarik zincirleri tamamen kırıldı. Üretimler aksadı. Hala netice itibariyle bu aynı eski pandemi öncesi üretim seviyelerine ulaşılamıyor. Bunda pek çok sebep var elbette. İş gücü problemleri, tekrar insanların burada iş gücüne yani tekrar sektöre dönmek isteyişlerindeki eksiklikler. Buna bağlı olarak işte lojistik problemleri buna eklendiği zaman neticede bir anda da bu kadar büyük montanlı bir problem tespit edilince işler sarpa sardı. Çünkü siz bir yandan yeni motorlarınızı üretmeye devam etmek zorundasınız. Çünkü önünüzdeki 15-20 senelik projeksiyonunuzu çizmişsiniz, siparişlerinizi almışsınız. Motor üreticileri açısından söylüyorum. Onlar da buna bağlı olarak uçak imalatçıları da havayolu şirketleriyle kendi sözleşmelerini ve siparişlerini yapmışlar. Neticede bu işlerin aksamaması için yeni uçakların motorlarının üretilmesi devam etmeye çalışılırken bir yandan da şimdi daha önce ürettiğiniz piyasaya sürdüğünüz motorları bir daha 200-300 gün boyunca yerde bekleterek detaylı bir şekilde incelemeniz ve buna bağlı olarak da parça değişimlerini yapmanız lazım. Bu olağanüstü bir iş gücü yani mevcut işçi performansını ve işte çalışma performansını iki katına çıkarsanız ancak bunu denkleştirebileceğiniz bir sistem problemi. Dolayısıyla tabii işler zor görünüyor. Havayolu şirketleri de uçak imalatçılarına bu siparişleri çok önceden verdiği için onlar da filo ve network planlaması yaptılar. Yani şimdi herkesi çok yakından ilgilendiren bir problem var. Şimdi %10'luk bir THY'nin filosunun %10'luk bir uçağının yere inmesi dedik ama bu aslında %10'dan daha fazla bir mesele. Şöyle biz her zaman ne diyoruz? Türkiye Avrupa ile Asya'nın geçiş bölgesinde 2-3 saatlik uçuş mesafesinde 60-70 ülkeye ulaşabiliyoruz gibi bu bizi ayrıcalıklı kılan, jeostratejik anlamda ayrıcalıklı kılan bir meseleyken buradaki o 60-70 ülkeye 2-3 saatlik uçuş mesafesinde uçuşları yapacağımız ve işte İstanbul'a toplayıp dağıtma işini yapacağımız uçaklarımızın
yere indirilecek olması büyük problem. Yani siz kısa menzilli uçuşlarınızda kalkıp geniş gövde uçurmaya kalkarsanız buradaki açığı kapatabilmek için ciddi bir finansal problem de yaşarsınız. Yani burada bizim ayrıcalıklı olduğumuz bir noktanın bizim aslına bakarsanız daha dezavantajlı olmamızı sağlayacak bir krize dönüştü bu. Yani filodaki uçakların evet %10'u indiriliyor belki ama bizim çok daha işlevsel olduğu olarak kullanmak durumunda kaldığımız uçaklar bunlar. O açıdan bu durumun daha da fazla sıkıntıya sokacağını öngörmek zor değil. Umarız ki tabii çabuk bir şekilde bir formülasyon bulunur ama biraz da zor görünüyor. Dünyadaki herkesin şu anda uçağa ihtiyacı var. Uçak imalatında da bu bahsettiğimiz lojistik problemler, tedarik zinciri sorunları da devam ediyor. Çözülmesi biraz zor. Herkes aynı problemi yaşadığı için çözüm de, herkese çözüm bulmak da zor. Bu tazminat meselesinde de Boeing Max uçakları için tazminat meselesi konuşulmuştu ama biliyorsunuz sonradan Boeing yan çizecek, tabiri caizse yan çizecek şeyler yapmaya başladı. Yani mücbir sebepler ve benzeri başka sorunlar öne sürerek verilmesi gereken tazminatlarla ilgili hava yollarıyla pek fazla anlaşamadılar. O konularda da sorunlar yaşanıyor. Yarın öbür gün buna benzer problemler de duyabiliriz. Şimdi tabii bir uçağı aldığı zaman bir havayolu şirketi onu uçurması lazım ki para kazansın. Para kazanınca finansal olarak onun ödemesini yapabilsin. Bu aslında karşılıklı bir şey. İki tarafında birbirini üzmemesi lazım deyip orta yoldan biz devam edelim. Uçak peki, her zaman yerdeyken, uçak yerdeyken para kaybettirir, uçak havadayken para kazandırır. Basit sistem bu zaten. O kadar, o kadar. Bu arada orta Pratt & Whitney, yani Sabiha Gökçen'deki uçak motor bakım merkezinde Türk Hava Yolları ile Pratt & Whitney Amerikalı ortak iş de yapıyor. O anlamda da bir hukukları var yani. Bakalım o hukuk nasıl işleyecek? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu arada Pratt & Whitney'in 3. veya yarım çeyrek, çok özür dilerim, karıştırmış olabilirim, 2.1 milyar dolar gibi de bir zararı var bu işten. Bakalım o katlanacak gibi gözüküyor. Şimdi gelelim tekrar Türkiye'deki son günlerde acayip böyle bir rüzgarlar esiyor. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen'in CEO'ları değişti, görevleri bıraktılar. Yerlerine yenisi atandı. ULS Hava Yolları'nın genel müdürü ayrılıp Southwind'e geçiş yaptı. Böyle arada tabii şeyleri saymıyoruz hiç burada. İşte uçuş işletme başkanı, yer hizmetleri, kabin hizmetleri başkanlarını falan, artık orada da çok büyük böyle bir transfer furyası var ama bunun öncesinde malum farklı bir kurulum olan Air Anka Hava Yolları satıldı. Air Anka böyle bir operasyona başlaması biraz gecikti, ne oldu, ne yapılıyor, sahipleri kimdir, nedir gibi böyle bir sürü tartışma oldu ve arkasından da sanıyorum geçmişte Atlas grubuyla, Murat Ersoy'la Zagros Air'i kuran grup tarafından alındı. Son durumlar nelerdir? Bu sefer de istersen Muhammed senden başlayalım, sonra da Murat'a geçelim. Yani Air Anka'yı açıkçası tahmin edebilmek biraz zor. Başından beri çeşitli sebeplerle yakından takip etmeye çalıştığım bir şirket. Bir oluşumun içerisine girdiler. Bazı mühendis arkadaşlarımız filan da işin içine dahil oldu. Yolcu uçakları alınıp bunlar kargo versiyonuna dönüştürülmek istendi. Hatta o dönem EASA'nın hızlı convertible edilebilme seçeneği çıkmıştı pandemi sürecinde. Daha fazla hızlı bir şekilde uçaklar kargoya döndürülebilsin diye. Yani daha büyük modifikasyonlar yerine daha küçük modifikasyonlarla koltuklar sökülerek, işte uçaktaki tuvaletlerin ve galeylerin yerleri değiştirilerek veya çıkarılarak daha böyle büyük montanlı kargoların taşınması için bir modifikasyon işine giriştiler. Uçaklar alındı. Çin'den bazı Çin'deki bir havayolundan uçaklar kiralandı vesaire. Sonra bir anda bu işlemler yapılmaya çalışılırken tabii EASA pandemi süreci bitti, artık o modifikasyonlar geçerli değil. Normal kargo taşıyacaksanız büyük şekilde convertible etmeniz lazım. Packs to freight dediğimiz o büyük işlemi yapmanız lazım gibi bir şey oldu. Sonra onlar biz önce başlamıştık zaten buna, bu bizi ilgilendirmez dedi. Bunlar bir sürü aslında tartışmaların göbeğinde devam etti. Yani adamlar nasıl bir operasyon yapacaklarını bile o açıdan ilk aşamada bilmiyorlardı. Sonrasında tabii başka şeyler oldu. Bir anda havayolu şirketi kargodan yolcuya dönme kararı aldı. Bir sürü insan işte şey yaptı, istihdam edildi. Pilotuydu, kabin memuruydu. Buna uygun yolculuğu operasyonlar için istihdam süreci başlatıldı derken bir baktık ki el değiştirmiş. Yani aslında Air Anka'yı uzaktan gözlemleyebilmek ya da çözebilmek biraz zordu. Çok fazla konuyla ilgili olan ve olmayan insanların sisteme dahil edildiği, bir iş planı olmadığı ile ilgili hep şeyler söylendi. Bir ara kalktılar biliyorsunuz Acun'un Domine'ye yaptığı seferleri falan gerçekleştirmeye kalktılar. Sonra bir anda insanlara bildirim yapılmadan kokpit ve kabin ekibinin işine son verildiğine dair haberler falan medyaya düştü. O açıdan açıkçası biraz ilginç gelişmeler oldu.
Benim detaylara hakim olabildiğim kadarıyla şu ana kadar en azından ben bu kadarlık kısmına hakimim. Bence Murat bu konuda çok daha detaylı bilgiye sahip. İsterseniz ona pas atalım burada. Ben kısa bir özet yapmış olayım. Evet, Murat. Gayet güzel anlattın. Yani bütün süreçleri benim de bildiğim, takip ettiğim süreçleri sen daha iyi anlattın. Tabii ben Eyranka'yı şeye benzetiyorum. Tolga, sen iyi hatırlarsın. Bora Jet'in kurulu sürecine çok benzetiyorum. Yani ne yaptıkları, orada da çok karışıktı. Ne yapacaklarını yani, bilmiyorlar. Yani her şey böyle olağanüstü bir gizlilikle yürütülüp sanki böyle gizli bir iş yapılıyor da ve bunu işte kamuoyundan saklamak üzere bir pozisyon almış gibi bir durumlar var. Yani düşünün, bir hava şirketi uçak getirdiğinde normal şartlarda nasıl karşılanır uçak? Su takıyla falan karşılanır. Yani bir tören yapılır. Bir şeyler kesilir, bir şeyler patlatılır falan. Yani eskiden patlatılıyordu, şimdi patlatılmıyor da. Ama Bora Jet uçağını getirdiğinde hangara sokuyordu. Böyle üzerini kapatıp falan, yani kimse görmesin diye. Böyle bir şeyle başlamıştı Bora Jet. Eyranka da öyle. Yani biz işin içerisinde olmamıza rağmen sahibinin kim olduğunu aylar sonra öğrenebildik. Yani kimdir, kim kuruyor? Yani bu tamam bir oluşum oluyor ama arkasında kim var? Bu da dedikoduları beraberinde getiriyor. Şimdi doğrudan bir şahıs ortaya çıkmayınca alternatifler üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Bu sefer de senaryolar ortaya çıkıyor. İşte o da siyasilerin yakınlarına kadar gidebiliyordu. Sonra bir isim çıktı, Nurettin Yüksel diye, işte Belçika'da yaşayan bir yazılımcı olarak ortaya çıktı. Kendisini hiç görmedik. Yani gören var mı aranızda bilmiyorum. Ben görsem tanımam ama böyle bir girişim çıktı ve hava şirketini ortaya çıkardı. Ama baştan bir ilk düğmesi yanlış iliklenen hava şirketlerinden biri bana göre. Çünkü hani bir çiğ köftecinin yanına çiğ köfteci açarlardı ya, potansiyel olarak çok iyi gidiyor, çok iyi satıyor, ben de açayım falan. Bunlar kargodaki potansiyeli görünce hiç, belki de hiç anlamadıkları, belki de hiç fizibilitesini yapmadıkları bir alana girip direkt kargo operasyonuyla başlamak istediler ama tabii kazanaya gün geçtikçe farklı, yani havacılıkta dengeler çok fazla değiştiği için, farklı yöne gittiği için bu sefer makas değiştirildi. Yani bir türlü iş planını, uzun vadede iş planını sahaya yansıtmayı beceremediler. İşte işten çıkarmalar oldu, uçak değişiklikleri oldu, modifikasyon işte kargoyu, yolcuyu kargoya, yani değişik böyle atraksiyonlar. Yani ana uydurmaya çalıştılar. İşte aslında belli stabil olarak belki hedeflerinde şaşmadan, belki bir miktar zararı da göğüsleyerek devam etselerdi, daha belki bir başarılı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Şimdi baktığımızda el değiştirdi. Tabii Tolga da söyledi, bunlar çok 2005 yılında kurulan bir şirket, çok eski bir şirket. Yöneticileri çok deneyimli. Ortaklarından birisi eski Interhavalarının son genel müdürü. Yani havacılığın içerisinde olan, hatta Eyranka döneminde Suudi Arabistan operasyonunu yapan bunlardı. Yani Odin havacılık yapıyordu. Yani orada da Eyranka'nın herhangi bir dahli yoktu. Yani oradaki operasyonu da aslında, Suudi Arabistan operasyonu da Odin yapmıştı. İşte şimdi Tel Aviv'den kurtarma uçuşları var. 15 uçuşluk bir, işte Zafer Air'e verdiler. Yani bir hava şirketi hava taksi şirketine uçak kiralıyor. Yani kendin uçuramıyorsun, kendin pazarlayamıyorsun. Diyorsun ki ya bir hava taksi buyur sen uç, ben uçamıyorum gibi, böyle bir iş modeli tercih ediyorsun. Bunlar aslında iş yönetememe, iş bilmemenin belki de yansımasıydı. Şimdi tabii kargo sektörü pandemideki gibi değil. Yani pandemide 3 dolardan 16-17 dolara çıktı kargo taşıma ücretleri. Şu anda ne kadar? 1,5 dolara kadar düşmüş. Yani havacılıkta öyle günlük planlar yaparsanız sonunuz çok hayır olmaz. Yani uzun vadede belki bugünlere de içinde riskini beraber kabul ederek uzun vadeli projeksiyonlarla yola devam etmek bence daha doğrusu olabilirdi Eyranka açısından. Bundan sonrasında ne olur ne biter tabii bilmiyorum ama ben en azından bundan daha kötü olacağını düşünmüyorum. Yani bundan daha kötü, yani geçmişteki Eyranka yönetim anlayışından daha kötü bir yönetim şekli olacağını düşünmüyorum. İnşallah da yolu açık olur diyeyim. Her şirket bir değer ekonomimiz için. Aynı zamanda çok ciddi istihdam, işte pilotu, kabin memuru, teknisyeni, dispatch'i, personeli, bunların hepsi, yani gidip bir fabrikadan adam almıyorsunuz buraya. Hepsinin lisansları var, tecrübeleri var.
Tabii ki bir şirket kapandığı zaman iş kaybediyorlar. İşte Türk havacılık sektörüne baktığımız zaman işte Atlas Jet, arkasından Onur Air, çok ciddi markalar bunlar. Ben Türkiye'nin bu konuda zarar gördüğünü düşünüyorum. Yani yolcu olarak bu şirketlerin pazardan çıkması bizim daha pahalı uçmamıza neden oluyor. Rekabet her zaman her yerde iyi. Umarım yeni sahipleri biraz daha iş planlarını toparlarlar ki yaptıkları operasyonlardan belli. Air Anka'yı daha yukarı doğru, daha finansal ve mali açıdan doğru bir şekilde uçururlar diye düşünüyoruz. Transferlere şöyle bir değinecek olursak, son dönemde baya bir rüzgar var. Muhammed, sen neye bağlıyorsun mesela bu kadar çok üst düzey yönetim değişikliğini? Yani biraz da belki de pandemiden çıktık. Azıcık şirketler veya sahipleri, hissedarları ileri mi görüyorlar? Ne yapıyorlar? Sence niye bu kadar çok değişiklik oldu? Vallahi herkes herhalde kendine bir pozisyon arayışı içerisinde. Türkiye'de biliyorsunuz havacılık dünyasını maalesef siyasi iklimden ayrı göremiyoruz. Dünyada da öyle. Birazdan Albaker'le ilgili de biraz değiniriz. Qatar Airways'in 27 yıldır CEO'su pozisyonunda oturan Albaker sürpriz bir şekilde istifa etti. Hatta bütün beklentileri tamamen yanılttı. Yani çünkü kendisi bile bunu istemediğini söyledi daha sonrasında. Sonradan bir öğrendik ki işte hem şirketin yönetim kurulu başkanı hem de ülkenin enerji bakanı Alk abi onun bu tek güç olmasından rahatsızlık duymuş mesela. Sonrasında işte bununla ilgili çünkü Albaker öyle bir adamdı ki 27 senedir zaten hava yolunun CEO'su, daha önce havalimanının CEO'luğunu yapmış, Katar Turizm Ofisi'nin CEO'luğunu yapmış. Tek başına hava yolunu ve ülkenin havacılığını yönetiyor. Pek fazla kimseye eyvallah olmayan birisiymiş. Ve baktığın zaman İşte Katar'daki bir uluslararası toplantıda dünyadaki bütün önemli hava yollarının CEO'ları geldiğinde adam tek başına golf arabasıyla o hava yolu şirketlerinin CEO'larını kendi havalimanını falan gezdiriyor tarzında tamamen böyle bir sahiplenici bir mekanizma da var. Yani sadece Türkiye'de değil dünyada da siyasi iklimden maalesef ayrı düşünemiyoruz havacılıktaki özellikle bu tarz seviyelerdeki pozisyonları. Ben bunu biraz siyasi iklime bağlıyorum bu pozisyon değişikliklerini. Ve en önemlisi tabii Sabiha Gökçen'de şimdi başka söylentiler vardı. Devredilecek mi? Kalyon söz konusuydu bir ara. İstanbul Havalimanı'ndaki dengeler tabii hepimizin malumu. Buradaki değişiklikler açıkçası bence bu konjonktürden ayrı düşünülemez gibi geliyor. Herkes de tabii hem kişisel planlarını yapıyor hem de şirketler geleceğe dair çeşitli planlamalar yapıyor gibi geliyor. Ben buna bağlıyorum açıkçası. Murat'a da şeyi soralım. ULS'nin genel müdürü Şükrücan. Şükrücan deyince tabii hemen insanlar hatırlayabilir ama Türk Hava Yolları Teknik'teyken deve operasyonu, kesilen deve ile birlikte sevgili Murat Erdem'in patlattığı haber, biz çok konuşmuş, çok haber yapmıştık konuyla ilgili. Şükrü Bey, çok ben Air Alfa'nın genel müdürüyken tanışmıştım kendisiyle. Aslında çok ciddi geçmişi olan havacılıkta, iyi bir uçak mühendisi. Biraz tabii sessizleşti o deve operasyonu sonrasında ama epeydir de bir ULS'nin başındaydı. Şimdi böyle bir makas değişikliği Şükrü Bey açısından Murat, nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi deve operasyonunu ben patlatmadım ama deve kesildikten sonra Şükrü Bey'in odasına ilk giden gazeteci ve görüntüleri ilk alan gazeteci benim. Sonrasında tabii belki o an Şükrü Bey bile yaptığı olayın ne anlama geldiğini çok idrak edememişti. Ve bana işte fotoğrafları işte sekreter aracılığıyla vermiştim ve ben oradan ayrıldıktan sonra zaten kıyamet kopmuştu. Onu bir söyleyeyim. Yani havacılık o günkü, yani herkes, ben de geçen gün paylaştım mesela, herkes diyor ki işte isim benzerliği mi yoksa Apron'da deve kesen Şükrücan o mu tarzında çok yorum geldi şey olarak. Herkes Şükrücan'ı deve kesen kişi olarak biliyor ama aslında onun dışında havacılık tarafında da çok değerli ve çok saygı duyulan bir kişilik. Yani işini iyi yapan bir kişilik. ULS'de de çok iyi işler başardığını düşünüyorum kendi adıma. Çünkü yani oradaki ULS kargo, işte Türk Hava Yolları uçaklarını verdi, işte orada ciddi anlamda bir operasyon yürüttü falan. Filo yenileme projeleri vardı. Orada bir takım aksaklıklar oldu. Onun detayını vermem doğru olur mu bilmiyorum ama bir dar gövde operasyonu olacaktı. Ve orada uçaklarla ilgili mevcut işte kargo potansiyelinin düşmesinden dolayı bunu ötelemek istediler ve orada ufak tefek pürüzler oldu. Hallettiler, onu çözdüler. Belki çok daha büyük maliyetle çözülecek, maliyete sebep olacak bir konuyu çok düşük bir hasarla atlattılar. Onun detayını vermem çok doğru olmaz burada ama Şükrü Bey bunun çözümünde de çok etkili rol almıştı. Şimdi Southwind'e tabii gidince
aynı Albeker gibi. Gerçekten bu da çok benim için de sürpriz oldu. Çünkü ben birkaç gün önce kendisiyle konuştuğumda herhangi bir şekilde hiç renk vermedi. Ama sonrasında atandıktan sonra konuştuğumda aslında ay başında bu teklifi ben kabul etmiştim dedi. Duyduğuma göre çok iyi bir teklif gelmiş. Hani Suudi Arabistan'a giden futbolculara verilen teklifler gibi belki bir teklif gitmiş. Kabul edilebilir. Altın vuruş. Altın yani vuruş. Kabul edilebilecek bir teklif değildi diye düşünüyorum. Öyle kaynaklarından öyle bir bilgi almıştım. Tabii profesyonel hayat yani bir şey diyemezsin. Hani Şükrücan Southwind'e ne kadar? Bunu zamanla göreceğiz. Çünkü Southwind bugüne kadarki çalıştığı yerlerin formatının dışında. Yani Türk Havaları bayrak taşıyıcıydı. İşte oradan Nijerya'ya gitti. Orada bir havacılık şirketinde. Yani çok da böyle hani CV'sine bile eklemediği belki bir kariyer dönemi oldu. ULS tamamen kargoydu ama Southwind'de şimdi ne vereyim abime tarzı bir ortam mevcut. Yani adamlarda her türlü uçak var. Yani 777'si var, işte Max'ı var. Yani o kadar çeşitlilik var ki burayı nasıl yönetecek? Herhalde orada az önce de söylediğim gibi hani istikrarlı bir modele geçiş belki oraya da lazım. Çünkü tamamen işte ben wet lease operasyonuna adadım kendimi. İşte benden birisi uçak isterse ne isterse veririm. Max isterse Max veririm. 77 isterse 77 veririm. Yani bu tarz bir modelle devam edecekse bilmiyorum bu başarılı olabilir mi? Hem de maliyette biliyorsunuz. Yani hem ekip maliyeti hem yedek parça maliyeti. Filo çeşitliliği anlamında. Bu hava şirketini üzen bir durum aslında. Orada belki teklife dönülüp başka bir organizasyon için adımlar atabilir mi? Benim aklıma o geliyor. Çünkü bu çok bana sürdürülebilir gibi gelmedi açıkçası. Çünkü bu kadar çeşitli bir filoyu yönetmek çok hem ekip anlamında hem de teknik yedek bakım, yedek parça anlamında yönetmek çok kolay gelmedi. Orada da ben o işin bir rayına sokulacağı yani sokması gerektiğini düşünüyorum açıkçası Şükrücan açısından. Başarılı olur diye umuyorum. İnşallah da başarılı olur. Şimdi gelelim yine Murat'ın paylaştığı bir görüntüye. Nurol Havacılığı'na ait bir Falcon 2000 tipi iş jeti. Sanıyorum Riyad'da mıydı, Cidde'de miydi Murat? Riyad. Şaha kalkması. Riyad'da. Bir anda böyle şaha kalkmış bir uçak. İş jetlerinin çok önemli bir kısmı tasarım gereği motorları arkada ve işte bir ağırlık dengesi problemi veya önüne geçip bir uçak gaz açtığı zaman ben hatırlıyorum ben de şeyin haberini yapmıştım. Esenboğa'da yanlış hatırlamıyorsam Learjet 60'ın önüne geçip bir gaz açan bir iş jeti nedeniyle ekip içindeyken Allah'tan yolcu bekliyorlar motor çalışık değil. Şaha kalkması epey bir ilginç görüntü. Sen onu koydun 2 ay önceki bir olaydı. Arkasından JetBlue'nun da görüntüleri geldi. Bir o haberin hikayesini senden dinleyelim çünkü yalanlama geldi. Bilmiyorum böyle bir görüntünün üzerine nasıl olur diye. Yani hani yalancı olacak bir şey yok. Görüntüyü yalanlayan ilk şirket olabilir. Yani sonuçta görüntü var orada. Hani ben duyum olarak yazmadık. Yani duyum olarak işte burada böyle bir şey olmuş demek. Görüntü var. Uçak şaha kalkmış ama tabii oradaki yalanladıkları için uçağın şaha kalktı değil de anladığım kadarıyla uçağın limit altı yakıtla park edilmiş olmasını yalanladılar. Çünkü benim kaynaklarım bu şekilde bilgi verdi. Çok yanlış olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü kaynaklarımın profilinden bilginin doğruluğunu az çok bu kadar yıllık tecrübeyle çözebiliyoruz. Sen de çözebilirsin. Yani kimin doğru bilgi verip kimin işte soru işaretli bilgi verdiğini az çok sen de bilirsin. Dolayısıyla bu konuda benim en ufak bir şüphem yok. Uçak limit altı yakıtta park edilmiş. Dolayısıyla bir rüzgarda da uçak şaha kalkmış. Bu şekilde değerlendirdik ve haberi koyduk. Tabii olay 2 ay önce oluyor. 2 ay boyunca bunlar sakın bu görüntüler bir yere çıkmasın diye herkese talimat veriyorlar. Çıkarında işte tespit edersek işten atarız falan gibi böyle olayı kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu havacılıkta olan şeyler. Yani ben bugüne kadar bir sürü haber yaptım ama sakın bu olay haber olmasın diye personel tehdit eden birkaç olay görmüşümdür. Onda da kesin bir kusur vardır yani. Şimdi uçak pistten çıkıp sakın bu haber olmasın demezsin. Çünkü olağan akışında gerçekleşen şeylerdir. Yani doğal seleksiyon. Ama eğer bir olayın açığa çıkmasını istemiyorsanız siz bir şey gizliyorsunuzdur. Yani bir şeyden kaçırıyorsunuz. Sigorta şirketinden ya kaçırıyorsunuzdur.
Sizin kusurunuz olduğu için belki ödeme alamayacağınız için belki öyle bir metot uyguluyorsunuz. Ya da belki Türk Sivil Havacılığından kaçıracaktınız. Yani Türk Sivil Havacılığında bu olayın hiç yaşanmamış gibi uçağın içinde 2 arada bekledikten sonra normal uçuş olarak döndüğünü belki söyleyecektiniz. Yani bunu bir insan neden gizlemek ister ki? Yani şey doğal akışında olan bir havacılık olayının şeyini, değil mi? Ben şu örnek vermek istiyorum. Mesela ikinci el satışlarında Muhammed de söyleyebilir daha detaylı tabii ki mühendislik açısından. En sakat ikinci el helikopterde. Niye? Çünkü uçakların kazaları ya havalimanı içinde oluyor. Herkes görüyor bir şekilde. İşte 2 ay sonra bile çıkıyor. Bırakın onu hani tamam şirketin personeli paylaşmadı. Yer hizmetlerinden için biri mi çekmedi? Yani ben onu görsem çekerim. Sonuçta hani şaha kalkmış bekleyen bir uçak. Ama helikopterlerin yaptığı mecburi inişlerde çok kimsenin görmeyeceği bir yere inebiliyor. Bir hasar oluyor ve bu şekilde hasar belirtilmeden giderilirse çok ciddi bir ikinci elde pilot garaj tespit ediyor. Daha sponsor yok bu yayın ama işin esprisini yaparsak ne çıkacak ne yapacak ikinci ellerinde bunlar ciddi problemler uçakların hava araçlarının fiyatlarını etkiliyor. Peki Muhammed işin hani gazetecilik tarafını Murat'la aldık. Senden de biraz teknik durumunu niye uçaklar şaha kalkıyor? İşte JetBlue'nun Airbus A320 ne oydu galiba? O şaha kalktı. Yani kargo uçaklarında görüyoruz biz bunları. Niye uçaklar şaha kalkıyor? Ya esasında bu işi teknik açıdan bakarsan mesele şu. Uçaklar bir tahterevalli gibi. Sen onun dengesini sağlıklı bir şekilde ayarlaman lazım. Bunun için loadmaster'lar, işte uçağın sefere verilmeden önce kaptan pilota verilen uçağın weight and ballast dediğimiz, balance dediğimiz ağırlık ve denge hesaplamalarını çok o yüzden titizlikle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Uçağa alınacak yolcuları belli kilogram değerlerinde alıyoruz. Zaten yakıt ve uçağın altına verdiğimiz kargolarımız ve valizlerimiz zaten tartılarak veriliyor. Orada çok spesifik bir ayar var. Yani uçağın ağırlık merkezinin sağa ya da sola kayabileceği standart bir menzil var. Sen oradan daha fazla menzili kaydırabilirsin. Kaydırmaya kalkarsan yük dengesi sebebiyle uçağın balansını bozuyorsun. Bu da motorlarının ve kanadının yeterli itki ve taşıma kuvveti üretememesine sebep olabiliyor. Uçağı havada tutamıyorsun. Yerdeyse de yerde de tutamıyorsun. O dengeyi tahterevalliye benzeyen dengesini bozuyorsun aslında. Mesela az önce Murat'ın söylediği gibi yani yerde bekleyen uçağın bir minimum yakıt limiti de var. Çünkü yakıt içinde kanatların içinde denge unsuru olarak tutulduğu için o dengenin bozulmasını bile sağlıyor. Dediğin gibi mesela yıllar önce Afganistan'dan kalkış yapan Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağı vardı. Uçağın içindeki yükü çok iyi hesaplayarak yerleştirmişler ama sabitleyici mekanizmaları koymadıkları zaman kalkış sırasında tırmanırken uçak bütün yükler arka tarafa doğru kayınca çok büyük bir kaza meydana gelmişti. Hatırlarsınız uçakta bir paramparça olmuştu. İçindeki 3 ya da 4 Amerikan askeri de hayatını kaybetmişti. Yerdeyken de durum geçerli. Mesela JetBlue'nun olayında New York'ta Barbados'tan geliyor uçak. Kısa mesafeli bir uçuş olduğu için birçok insan el bagajıyla uçağa binmiş. Mesela bunun da bir etkisi olduğu söyleniyor. El bagajıyla insanlar kontrolsüz bir şekilde aslında ön taraftaki kargo bölümündeki yükler de alınmış hızlı bir şekilde. Orada zaten biliyorsunuz genelde işte bebek arabası, ekiplerin valizleri vesaire oluyor. Bir de az sayıdaki valiz orada depolanıyor başlangıçta. Yolcular da inmeye başlayınca içerideki yük de dengesizleşince arka taraftaki ana kargo kompartımanındaki yük ağırlık merkezini olması gerekenden daha arkaya doğru kaydırıyor. Yük dengesi bozuluyor. Bu sebeple meydana geldi. Yani aslında uçaklardaki bu uçuş öncesi bütün bu hesaplamaların kritik olmasının bir anlamı var. En azından buradan bu sonucu görebiliriz. Her şeyin ince ince santim santim hesaplanmasının sebebi bu. Biliyorsunuz zaman zaman ülkelerdeki bu insanların ağırlık değerleri de değişebiliyor. O yüzden 4 senede bir, 5 senede bir ülke genelinde uçağa binen insanların ağırlıkları da uçağa binmeden tartılarak bu ortalama değerlerin de revize edilmesi gerekiyor. Pandemi sürecinde bütün bu dengeler de bozuldu. Yakın zamanda Yeni Zelanda'da, Japonya'da, Belçika'da bu tarz ağırlık ölçüm işlemleri yapıldığını da gördük. Bunlar gerçekten çok kritik. Yani uçağa binen insanlar tabii yaz sezonu, kış sezonu fark ediyor. Çünkü kışın daha fazla paltolarımız var vesaire. Onların her birisi titizlikle ortalama bir değer belirlenmeye çalışılıyor. Hemen bununla bağlantılı kısaca şeyi de söyleyelim. Biliyorsunuz 27 tane sumo güreşçisi bir uçağa binmeye kalkınca bile Japon Hava Yolları'nın uçağında bir kriz yaşandı. Onlar için ayrıca bir sefer düzenlemek zorunda kaldı havayolu. Müthiş pahalıya mal olan bir durum aslında. 27 tane sumo güreşçisini aynı uçağa bile bir anlamda bindiremediler. Çünkü ağırlık dengesinin
çok çok dışında bir duruma sebep olacaktı. Ortalama 60-70 kilo hesaplanırken insanlar, bu sumo güreşçileri 140 kilo ortalamada olunca ağırlık dengesinin bozulmasını engelleyemeyebilecekleri, gidilecek yerde uçağı durduramayacakları endişesiyle operasyonun emniyetini sağlayabilmek için uçuşu tamamen ertelemeyi tercih ettiler. O yüzden çok kritik bir mesele aslında, havada da yerde de. Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam bu kiloyla ilgili bir yükseltme çalışması vardı. Geçen sene o şekilde bir haber olmuştu. Yani ortalama insan kilosunu işte 70 kilo olarak baz alıyor. Ama son yıllarda işte obezitenin artmasıyla birlikte bunun biraz daha yukarı çekilmesi gerektiğine yönelik bir çalışma vardı. Çünkü hesaplamalarda hata vermeye başlamış bu artık. Evet. Yani çok işte 70 kilonun ortalamanın çok üzerinde bir şey ortalama çıktığı için, hatta şöyle eskiden şöyle derlerdi, işte bir uçakta full asker varsa, yani asker taşıyan bir uçaksa, normal 200 yolcu uçaksa mesela, onu 200 yolcuyla uçurmazsın. Çünkü bütün erkek ağırlığı kadınlara göre fazla olduğu için, o dengeyi kuramadığı için o şekilde tam kapasite, tam yolcu kapasitesiyle uçmasına izin vermezdi Loadmaster'lar. Mesela böyle konuşulurdu. Burada da Muhammed'in dediğini destekleyen bir örnek olsun diye. Aslında dediğim gibi, aslında sadece Amerika değil, bütün ülkelerin o standart değerlerini 2-3 senede bir yaptıkları, hem iç at uçuşları için hem dış at uçuşları için yaptıkları yeni tartımlarla, ölçümlerle, tabii insanları rahatsız etmeden, bu ölçümlerin farkında olmadan, yani onları bir şekilde rahatsız etmeyecek şekilde revize edilmesi gerekiyormuş. Pandemi sürecinde neredeyse hiç kimse yapamadı. Biliyorsunuz uçuşlar zaten yapılamadı, yere indirildi falan. O değerlerde sapmalar olduğu için bunu düzenli olarak yapıyorlar. Aslında şöyle koltuklara inovatif bir fikir de verelim. Yani uçak koltuklarını hassas görülebilecek şekilde, ekipleri görebileceği şekilde hassas bir total hesaplayacak şekilde bir terazi koymak da mantıklı olabilir mi? Evet, olabilir bence. Koltuk üreticilerine bunu... Koltukta ne kadar, kaç kilo ağırlığında bir yolcu oturuyor ve toplamda uçağın ağırlığın, yani yolcu ağırlığı ne kadar hesaplayan bir sistem kurulabilir aslında yani. Koltuk üreticilerine duyurulur buradan. Duyurulur. Yıllar önce İngiltere'de Türk Hava Yolları'nda da 30'lu 40'lı yıllarda uçmuş Veci Yürkuş sonu alıyor. Dragon Rapid çift kanatlı, çift motorlu uçakları vardı. Onunla böyle nostaljik 10 dakikalık uçuşlar yapılıyordu. Hepimiz tartıya çıktık. Hesaplandı orada. İşte tek pilot uçuruyor önde. İşte sen sağa, yok orayı boş bırak, sen sola falan, böyle bir canlı bir şekilde bunu izlemiştim. Demek ki bunu yapmak gerekiyor. Gözüken o yani. Hayati bir mesele ya. Tartışılacak bir yanı yok. Hayati. Evet. Şimdi buradan tabii bir başka konuya geçiyorum. Pilotların psikolojik durumu. Malum herkes bir tükeniş sendromu içerisinde. Bu böyle enteresan bir örnek vereyim Tolga. Şimdi bunu atlarsan, tamam, bağlamazsan aklında kalır. Şimdi küçük uçak dedim de lokasyon ve şeyin içeriğini söylemeyeyim ama bir noktadan bir noktaya bir bürokratı taşıyor bir küçük uçak. Yani Cessna 152 gibi düşünün ya da 172 gibi. Ve gideceği yere o bulunduğu şehrin şeylerini alıyor. Hediyelik eşyalarını alıyor. Oraya özgü yiyecekler falan filan. Tabii bunlar kalkışa geçtiği zaman uçak zorlanıyor. Pilot hissediyor, diyor ki yani diyor biz diyor bunlar fazla. Bunları diyor atmamız lazım. Uçak gitmiyor diyor ve camı açıp dışarıya doğru atıyorlar aldığı bütün hediyelik eşyaları. Adam çünkü korkuyor. Yani atmazsak diyor uçağın performansı düşüyor. Bu da kazaya sebebiyet verir dediği için bütün aldığı hediyelik eşyaları camın aşağı atıyor. Böyle bir hikaye vardı. Can malın yongası ama işte hayatta kalmak için bunlar da lazım. Bunlar da önemli konular. Pilotların psikolojik durumları son günlerde çok çok ciddi örnekler var önümüzde. Sosyal medyadan örnekler var. Hem kokpitte olay çıkartan pilotlar, biri motoru kapamaya çalıştı. Bir önceki yıl sanıyorum geçen yıl Delta'nın uçağında işte silahlı bir tehdit. Otoparktaki o bariyerle kavga eden pilot görüntüleri. Kendini sosyal medyada bir şeyler zannedip saçma sapan yorumlar yapan, onların da tabii psikolojik olarak bakılması gerektiğine inanıyorum ben. Bu konuya ne diyorsunuz? Aslında herkesin kafası oldukça, sadece pilotlar değil. Ben trafikte giderken falan eskiden çok böyle tat 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 basardım. Küfrümü şu an hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü herkes çok aşırı fena. Sinirli. Kafaları aşırı sinirli. Evet.
Yani, ne demek istersiniz bu konuyu? Şimdi pilotların biliyorsunuz periyodik muayeneleri var. Class 1 sertifikası için işte 1 yıllık, 6 aylık. Yani yaşına ve rahatsızlığına göre o periyot biraz daha geriye doğru çekilebiliyor. Tabii işte şekeri yüksek olan bir pilotu soktuğunuz zaman şekeri ya yüksek çıkar ya alça, düşük çıkar. Bu bilimsel olarak bir metot ve ölçümlenebilen bir şey. Ya da işte kalp rahatsızlığı vardır, damar tıkanıklığı vardır, işte o vardır, böbreğinde sıkıntı vardır. Ya bunların hepsi bilimsel olarak testlerle ortaya çıkıyor ama burada testler... Aşırı kilosu vardır mesela. Tabii mesela gibi. Onun yanında psikolojik sorunları vardır diye ekleyebiliriz. Şimdi bunları ölçümleyebilirsiniz. Ölçümlenebilen bir şey ama psikolojik sorunlar oradaki en büyük sıkıntı da o. Ölçümlenemeyen şeyler. Yani gizli tutulan. Yani işte geçmişte bunu yaşadınız mı? Yaşamadım. Yani böyle bir olay geçtim başından. Geçmedi. Aslında geçti. Yani işte şu ilacı kullandım mı? Kullanmadım. Yani e-nabızda yoksa deyip ve o süreci geçebiliyorsunuz. Buradaki en büyük sıkıntı pilotların işlerini kaybetmemek için psikolojik sıkıntılarını karşı tarafa net olarak, objektif olarak sunmamaları. Dolayısıyla yani burada ben bunu söylersem biliyor ki kalıcı olarak lisansını kaybedecek. Yani lisansını kaybetmemek için de pilotlar psikolojik sorunlarını genelde gizleme yönünde eğilim gösteriyorlar. Böyle olunca da uçağın kokpitinde yanında belki bir katille oturuyorsun, farkında değilsin. Yani hem yani bu gibi geçen kim söyledi? Yani bir doktor hata yaparsa hasta ölür ama pilot hata yaparsa herkes ölür. Dolayısıyla yanındaki insanın uçuş sırasında sen lavaboya gittin ya da ne bileyim bir ayaklarımı dinlendireyim diye kokpitten çıktığında seni öldürmeyeceğinin bir garantisi yok. Yani seninle birlikte bütün herkesi. Dolayısıyla bu oradaki nasıl sağlık olarak fit bir pilot lazımsa ruhsal sağlık olarak da fit bir pilot lazım. Bu pandemi döneminde özellikle hem finansal sağlık açısından pilotlar zor duruma düşmüştü hem de psikolojik sağlık açısından zor duruma düşmüştü. Dolayısıyla bu ölçümlenemediği için de her havayolu için pilotların psikolojik olarak zinde olması gerekirse bu şu anda bütün dünyanın en belki de çekindiği, sen işte olağanüstü teknolojiler kullanarak uçaklar üretiyorsun, işte motorda en ufak bir şey olduğu zaman ground ediyorsun, onun bakımını yapıyorsun, yeniden gözden geçiriyorsun, elden geçiriyorsun. İşte az önce yayınladım, ne bileyim pilotların işlerini kolaylaştırıcı teknolojiler kullanıyorsun, daha iş yükü azalsın da işte daha konsantre olsun falan diye. Ama bir psikolojisi bozuk bir pilotu kokpite oturduğun zaman senin bütün bu yatırımın, teknolojik yatırımın hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bir olaya, kazaya Allah göstermesin davetiye, açık davetiye ve net bir davetiye çıkarmak durumunda kalabiliyorsun. Akıllara hemen örnek vereyim ben. Parantez açayım, lafını böldüm. Germanwings olayı. Kaptanın tuvalete gittikten sonra ikinci pilotun kitleyip kara kutular, FDR'ı, CVR'ın şeylerini çekip, sigortalarını çekip ve dalışla birlikte inanılmaz bir kaza gerçekten. Niye? Çok ciddi psikolojik problemleri var ve o Lufthansa'nın bile çok ince eleklerinden kaçabilmiş. Oradan kaçıyorsa birçok havayolunda kaçacağını ben inanıyorum ama bunların son dönemde Amerika tarafından işte yaşanan işte Alaska'nın alt şirketi, Delta gibi böyle bir şirketlerde yaşanması da oldukça manidar diye düşünüyorum. Muhammed sen ne düşünüyorsun? Murat sen lafını tamamla. Yok, Germanwings'ten sonra şunu da söyleyeyim. Aslında Germanwings olayından önce aynı olay, yani birebir Mozambik havayolları mıydı? Bir Afrikalı bir havayolu şirketinde yaşandı. Orada da pilot ailevi sorunları vardı. İşte borçları falan varmış. Uçağı dalışa geçirdi ve bütün yolcularla birlikte herkes öldü. Tabii o Afrika olunca, ölenler de Afrikalı olunca bu çok fazla gündeme gelmedi. Peşine regülasyon gelmedi. Yani o gün regülasyon gelseydi Germanwings kazasından sonra ne denildi? Bütün havayolu şirketleri işte kokpitte pilot yalnız kalmayacak. Pilotlardan birisi tuvalete gittiği zaman oraya kabin memuru, kabin amiri gelecek ve onun yerine göz kulak olacak tarzında bir regülasyon yayınladı. Ha bugün birçok havayolu şirketi onu da terk etti ama belki o 2011 yılındaki o Mozambik'teki kazada
bu regülasyon uygulanmaya başlasaydı, yani kokpitte pilotların yalnız kalmayacağına yönelik regülasyon uygulanmaya başlasaydı belki 2014'teki, 15'teki o kaza olmayacaktı. Yani işte havacılıkta hep bütün neredeyse tamamına yakın regülasyonlar belli bir olayların sonucunda ortaya çıktı ki işte mesela şimdi belki de jumpsuit ile ilgili bir regülasyon çıkacak. Bilmiyoruz yani jumpsuit'te oturan bir Muhtemel uçurmayacaklar belki de. evet belki de yani orada görevli olmayan pilotları birçok şirket almıyor. Mesela Türk Hava bu anlamda kesinlikle katı kuralları var. Kesinlikle almıyor. Bazıları katiyen almıyor ama bazı şirketler de alıyor. Belki bundan sonra onlar da almamaya başlayacak. Ama bunun sürdürülebilir olması lazım. Yani daha doğrusu ha bugün kaza oldu uygulayalım. 3 gün 5 gün sonra unutulunca bundan feragat eden Türk Havaları kaldırdı mesela kokpitte pilottan yalnız olmayacağı uygulamasını kaldırdı. Niye kaldırdı? Yani bence gereksiz. Neden? Eğer bir olay yaşandıysa ve sonrasında bu regülasyon geldiyse bunun devam etmesi gerek. Kalkması için de bir şeyin formülize edilmesi lazım. Başka türlü bir çözüm üretilmesi lazım ki bunu kaldırmanız şey olsun gereksin. Öyle bir şey de olmadığına göre bu neden kalktı mesela? Bunun da sorgulanması gerekir Çok bence. ciddi soru sorgulanması gerekiyor gerçekten. Muhammed sen ne düşünüyorsun Yani bu psikolojileriyle ilgili? esasında tabii söylenecek her şeyi söylediniz. Şu işin bir tabu olmaktan çıkarılması lazım. Bu kesin. Yani bir pilotların ruhsal problemi olabilir. Onlar da insan. Pilotların da ailesi var. Pilotlar da bu hayatın normal zorluklarıyla karşı karşıya ve onların da ruhsal, mental sağlıklarını etkileyen şeyler yaşayabilirler. Bu adamlar robot değil. Bunun konuşulamaz tabu haline gelmesinin kaldırılması lazım en başta. Havayolu şirketleri, regülasyon koyucular, otoriteler buradaki meselelerle ilgili esnekliklerini veya işte en ufak bir sağlıkla ilgili bu adamla ilgili rapor girildiyse detayına bakmaksızın işte onun uçuştan diskalifiye edilmesi şeklindeki o rigid kuralları biraz esnetmek lazım. Tabii ki bir problemi varsa, adamın uçmaya engel bir durumu varsa tabii ki uçmayacak ama yani her şeyin temelinde bu tabu mantalitesinin yıkılması var bence. Şeyle ilgili jumpsuit'le uçma meselesiyle ilgili FAA'de konuşulduğuna dair birkaç uluslararası yerde okudum. Jumpsuit'in artık yedek insanları, yedek personeli, pas uçan insanların doldurulmaması konusunda işte bildiğim kadarıyla bir çalışma var. Yakın zamanda duyarız. Ama sevindirici olan şey de şu, adam netice itibariyle orada bir kriz geçirip işte motorun durdurulması için gerekli kollara sarıldığında Allah'tan orada iki tane pilot görev başındaymış. Yani farklı bir zamanda olsa pilotlardan birisinin bir şekilde tuvalete ya da dışarıda olduğu bir ana denk gelse tabii başka şeyler de konuşuyor olabilirdik. Yani buna şükrediyoruz noktasında olmak yeterince kötü zaten. Bu tabu meselesini yıkmamız lazım. Bu adamlar da sorun yaşayabilirler. Onların da bir insan olduğunu, mental sağlıklarını etkileyebilecek bir şeyler yaşayabileceklerini, bunun da hepsinde her yaşadıkları ufak bir olayda profesyonel mesleklerini kaybetmeleri gerektiği anlamına, sonucuna ulaşılmaması gerektiğinin oturtulması lazım. Amerika'da FAA geçen daha birkaç ay önce açıkladı. 5.000 tane pilotun sağlık raporları ile ilgili bu düzenli yaptırdıkları sağlık raporları ile ilgili tahribat yaptıkları mesela ortaya çıktı. Yani onları buna zorlamamak lazım. Ama tabii ki gereken neyse yapılacak tabii ki yani bir katille uçmak tabii ki kimse istemez ya da psikolojik sorunu olan ama yani en ufak bir şeyde ben mesleğimi kaybeder miyim düşüncesinden bu adamları uzaklaştırabilmemiz lazım. Yani biraz esneklik ama sıfır tolerasyon ve uçuş emniyetinin her zaman zirvede olduğu bir mantığı yerleştirilebilmesi lazım. Başka hiçbir açıklaması yok açıkçası. O FAA'nın Evet. çalışmasıyla bunların bir bağlantısı olabilir mi? Çünkü o FAA'nın çalışmasını ben de okumuştum birkaç ay önce. Evet. Bu olayların üst üste gelmesi acaba o çalışmanın bir altyapısı gibi düşünülebilir mi yani? Ya da Bence. hangisini tetikliyor acaba? Ona bakmak lazım Yani yani. şöyle zaten orada ciddi bir soruşturma yapılmış. 5.000 tane pilot hakkında 60 tanesi zaten şimdiye kadar ayıklanmış. Birkaç Evet. tanesi bildiğim kadar yani büyük bir çoğunluğu uçuşa devam ederken hakkındaki bu az önce anlattığımız uçuştan diskalifiye olmalarını gerektirmeyen problemler olduğu tespit edilmiş. Bir kısmının Onun hala aslında soruşturma. 60 değil 61 olması lazım da. Evet 61 olabilir belki önümüzdeki İşte. günlerde. İşte Anlayan Amerika'da anladı. tabii Anlayan anladı. anlayan anladı. Amerika'da pilotların sağlık raporu alması Avrupa'ya oranla çok daha kolay. Ve bu konuyla ilgili hani farklı farklı uygulamalar işte Amerika'da lisans almış, sağlık raporu almış bir kişi Türkiye'de problem çıkartılabiliyor. Türkiye'de de bu araştırmalar oldukça detaylı. Bir taraftan da tabii hastaneler bir şey yakaladıkları zaman özel hastaneler hani şunu halledelim, ameliyatını yapalım, şunu yapalım diye girebiliyorlar. Şöyle bir parantez açalım. Sağlık raporuyla ilgili herhangi bir ameliyat olduğu zaman örneğin pilotlar
Yaklaşık 6 ay sürüyor uçuşa tekrar dönmeleri. Maaşların çok önemli bir kısmı da uçuş tazminatı. Uçuş tazminatını kaybetmek demek çıplak maaşa düşmek anlamına geliyor. O da böyle bir benim son rakam bilmiyorum ama asgari ücretin bir tık üzerinde bir çıplak maaşları var. Şimdi çok küçük bir operasyonu genellikle yıllık izin alıp saklayarak falan gibi durumlar olabiliyor. O da işin başka bir tarafı tabii ki. Bir Yani anlam sonuçta ifade tabii. eder mi bilmiyorum. O 5.000 tane dediğimiz olaydaki incelenen ya da işte o tahribat yaptığı tespit edilen pilotların çok büyük bir çoğunluğunun askeri kökenli olduğu söyleniyor. Bilmiyorum bir şey ifade eder mi bu ama öyle bir bilgi O de var da benim okuduğum yerde. Bir ikincisi de tabii dediniz ya en başta işte insanlar barut gibi her şey. Yani unruly passenger dediğimiz bu kural tanımaz yolcuların sayısında ve raporlarında da pandemi sonrası müthiş bir patlama var. Yani herkes hakikaten barut gibi. Amerika'da da dünyanın her yerinde de bu kural tanımaz yolcu vakalarının sayısı da müthiş arttı. Kural tanımaz pilot sayısında vakalarının sayısı da müthiş arttı. Umarız ki herkes şöyle kendine bir akıl sağlığına tekrar dikkat eder diyelim. Yani ne diyecek bir şeyimiz yok açıkçası. amin diyoruz. İnşallah yaparlar. Peki son konumuza geçelim. 29 Ekim gerçekten çok önemli bir tarih. Cumhuriyetimizin 100. yılı ve birçok şirket, havacılık şirketi de bu 100. yıl için işte filmler, organizasyonlar, şunlar bunlar yaptı. Ben böyle bir kısaca bununla birlikte toparlayalım. Benim en çok hoşuma giden Pegasus'un gerçekten bu işin ekmeğini Pegasus yedi. Şimdi hiç yiğidi öldür hakkını ver. Atatürk logosunun konulması, 100. uçağın 100. yılda getirilmesi, Cumhuriyet isminin verilmesi gerçekten Pegasus. O böyle çok küçük bir atım barutla çok güzel etkiler yaptı. Biraz Türk Hava Yolları sessiz kaldı diye düşünüyorum. Sizlerin de fikirlerini alacağım. Mesela ben Tav'ın yaptığı filmi hiç beğenmedim. Çok basit bir yapılmış bir şey. Yapmayın o zaman. Hani onu da böyle şu kadar biz milyon euro kar ettik deyip arkasından da böyle ev yapımı gibi çıkmasını ben TAV Havalimanları'na hiç yakıştıramadım. İGA'nın, İstanbul Havalimanı'nın yaptığı organizasyon gayet iyiydi. Sabiha Gökçen'in gözlemlediğim kadarıyla bir grafiti sanatçısı üzerinden bir farklı bir bakış. Ya bu kadar yaratıcı olmak bu kadar zor mu? Bir şey diyemiyorum. Muhammed senden başlayalım. Sen nasıl değerlendiriyorsun filmleri? Yani TAV konusunda %100 katılıyorum. Diğer çalışmalar, Pegasus sen genel olarak özetledin ama biliyorsun bir de Ankara semalarında bir 100. uçuş yaptılar. O da büyük bir farkındalık da kazandırdı bütün bunlara rağmen. Yani hakikaten Pegasus bu işin bayrak taşıyıcımız, elbette bayrağımızı taşıyor Pegasus uçakları ama ulusal hava yolumuz gibi bu işi sahiplenmesi ve şey yapması bu işin gerçekten daha öne çıkarılması konusunda müthiş adımlar attı. Ben de tebrik ediyorum. Kendi yayınlarımda da sürekli öne çıkarmaya çalıştım. Hakikaten önemli bir iş yaptılar. THY tarafında tabii bu Pegasus yayınlarını öne çıkarınca insanların reaksiyonlarına da baktım. Ben de tabii benzer düşünüyordum. İnsanlar dedi ki ya bu THY sanki bunu Pegasus yaptı böyle bir şey. Bizim de bir şey yapmamız lazım galiba. Geride kalacağız mantalitesiyle yaptılar gibi. Bir anda hiçbir hesapta kitapta yok. Çünkü Pegasus'un 100. uçağının geleceğini hepimiz daha geçtiğimiz bu yılın içindeki Nisan'daki Mart'taki uluslararası etkinliklerde biliyorduk. Yani Güliz Hanım da Mehmet Bey de bir araya geldiğimizde hep ayaküstü benzer planlamalardan bahsediyorlardı. Ama THY için sanki böyle bir 100. uçak boyaması efendim buna benzer bir hazırlık sanki yokmuş da bir anda Pegasus'ta yapınca bu baskıyla yapılmış gibi hissetti insanlar. Benzer yorumlar aldım. Benzer yani sosyal medya hesaplarımızdaki o paylaşımların altında o yorumlarda duruyor. Neticede bir yandan bakıyorsunuz bu uçakta Atatürk vurgusu hiçbir şekilde yok. Efendim işte 100. yıl filmi elbette İstiklal Marşı güzel Türkiye'den çeşitli önemli kareler falan ama bir Atatürk'e dair özel bir eksiklik yani. Türk Hava Yolları pek Atatürk'ü unuttu mu minvalinde soru işaretleri oluşturmasına sebep olan durumlar oldu. Bir yandan benim dikkatimi şeye çekti tabii önemli şirketlerin, önemli insanları tabii bununla ilgili açıklamalar yaptılar. Biliyorsunuz yani muhalifi destekçisi bütün herkes Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı'nın mesela yayınladığı mesajı çok etkileyici buldu. Çok önemli şeyler söyledi ama Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat göreve geldiğinden beri her konuda LinkedIn'den çok özel önemli paylaşımlar yapıp şirketle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor biliyorsunuz. Mesela daha en yakın zamanda şeyi gördüm. Şirkette çalışan bir personelin çocuğu onu ziyarete gelmiş. Çok güzel görüntüler böyle onunla bir hediyeleşme durumu olmuş. Mesela bunlar işin haber boyutu dışında sosyal olarak bunlara dikkat edildiğinin bir göstergesi. Ama ben bir 100. yılla ilgili Türk Hava Yolları misyonu, vizyonu, ülkenin 100. yıl vizyonuyla ilgili bir LinkedIn paylaşımı göremedim. Çok aktif kullanmasına rağmen mesela bu da ilgi çekici bulundu.
bana gelen geri bildirimler. Çünkü THY ile ilgili son dönemde birçok haberi biliyorsunuz Ahmet Bolat'ın LinkedIn paylaşımlarından, bir de Kurt Hoffman ve benzeri birkaç tane uluslararası gazeteciye verilen röportajlardan takip edebiliyoruz Türkiye'deki. Başka gazeteciler de var da onlardan da pek bir şey gelmiyor ama biraz gazetecilik yapsınlar. Biz de öğrenelim bakalım yeni şeyleri. Merakla bekliyoruz tabii. Yani Türk Hava Yolları Cumhuriyet'in 100. yılını biraz sönük kutladığı konusunda ben toplumun genel izlenimini gölgede kaldı. Keşke daha şeyler olsaydı ama Murat sen ne diyorsun? Diğer havacılık şirketlerinin paylaşımlarını nasıl buldun? Yani herkes kendi şeyi ölçüsünde bence tabii siz Türk Hava kısmını özetlediniz ama herkes kendi ölçüsünde, kendi çapında bir şeyler yapmaya gayret etti diye gördüm. Bakıyorsunuz işte uçuş okulları uçaklarına şey yazdırdı. Hatta şahsi uçaklar bile, şahsa ait uçaklarda bile gördük o şeyleri. İşte Cumhuriyet'in vurgusunu, 100. yıl vurgusunu falan. Tabii bu işin ekmeğini sen de söyledin Tolga. Pegasus yedi. Çünkü ilk onlar ortaya çıktı bu fikirle ve çok da güzel lansmanı da yaptılar. Çok da güzel bu işi yürüttüler. Tabii Pegasus burada Cumhuriyet adını verdiği uçakta daha önce hep uçaklarına kız çocuklarına, yani çalışanların kız çocuklarına isimlerini veriyor biliyorsunuz. İki tane istisna var şu ana kadar. Bir tanesi demokrasi, bir tanesi de cumhuriyet. Yani 2016 yılında da darbeden sonra teslim aldığı ilk, hatta ilk CFM motorlu Airbus 320 Neo uçağıydı galiba. Ona mesela demokrasi adını vermişti. Cumhuriyet'in 100. yılında da cumhuriyet adını verdi. Bu hamleleri Pegasus hakikaten güzel yapıyor. Yani nokta atışı. Yani darbe girişiminden sonra demokrasi, 100. yılda cumhuriyet ve Atatürk vurgusu. Bence bu işin tap noktasıydı. Emeği geçenleri tebrik etmek lazım. Gücü ölçüsünde yapmaya çalışanları da ayrıca tebrik etmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Sana Murat bir nokta ek yapayım. 737'lerin siparişini vermişti Pegasus Ali Sabancı döneminde. Ali Sabancı'nın annesi Hayırlı Hanım. Hayırlı olarak evet, da bir doğru, isim doğru. İsim daha da işte böyle sen konuşurken çağrışım yapıyor bazı şeyler geliyor. O zaman ama bu uygulama yoktu. Bu daha sonra. Uygulama yoktu doğru. Daha sonra başladı. Sonuçta Cumhuriyet'i kalbinde hissetmesi insanın işte benim küçük kızımın yaptığı küçücük bir resim de olabilir. Bir şirketin etkisi de olabilir ama biraz daha bu işlerin albenisinin olması, biraz zeka konması, biraz yaratıcılık konması gerekiyor. Tabi bu aradan da Boeing'in ve Airbus'un Türkiye özelinde 100. yıllarında atlamadıklarını, kutladıklarını sosyal medya üzerinden bunları da gördüğümüzü ekleyelim. Evet bugün böyle bir ilk deneme yaptık. Valla bence muhabbet akıyor. Nasıl izleyicilerimiz ne yorumlarda bulunacaklar merak da ediyorum. Lütfen sorularınızı bu videonun altına yorum olarak yazın. Bizlerin zaten Murat ve Muhammed çok aktif Instagram'ı kullanıyorlar. Sosyal medyadayız, hesaplarımız var. Buralardan da yorumlar yapabilirsiniz. Oradan da bu videoyu paylaşacağız. Böyle biraz sivil havacılık sektörüne farklı bir bakış, daha bilgi, biraz daha yorum vermeyi hedefliyoruz. Belki hani acil gelişmeler karşısında da böyle bir üçlü bir yayın yapabiliriz ama bunu böyle birlikte sürekli hale getirmek istiyoruz. Sevgili Murat, sevgili Muhammed çok teşekkürler. Ne diyelim bir sonraki videoda konuları sizler belirleyin. Belki bunu bir canlı yayın platformuna bile taşıyabiliriz. Sizler sorun, bizler cevaplayalım ve bunu farklı bir bakış olarak devam ettirelim. Katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşça kalın.